Sevgili izleyicilerimiz, Şehirden Haberler programımız kaldığı yerden ve hız kesmeden turuna, yolculuğuna devam ediyor. Biz de sizin için Diyarbakır Bağlar'dan sizlere sesleniyoruz. İletişim sektörü diyoruz ve sektörün önde gelen isimlerinden Eren Bey ile birlikteyiz. Bakalım bu alandaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, ürün gruplarımız neler? Bütçemiz her kesime hitap edebiliyor mu? Tüm bu soruların cevaplarını Eren Bey'den alacağız ama öncesinde Eren Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Eren Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle siz hoş geldiniz Diyarbakır'a. Telekom sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 14 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Hem mağaza olarak hem de şahsım olarak aynı firma üzerinde yaklaşık 15 yıldır çalışmaktayım. Tüm bunlara değinmeden önce sizi de kısaca tanıyalım. Tabii ki Eren Köçer, 32 yaşındayım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Bütün geçimimizi hep bu sektör üzerinden gerçekleştirdik. Müşterilerimize güven verdiğimiz için bu sektörde daha uzun süre kalabildik. Çok şükür bunun meyvelerini de topluyoruz şimdilik. Meyvelerimizi de güvenle topluyoruz. Tabii bu güven konusuna da değineceğiz elbette ama kocaman işletmemizdeki ürün yelpazelerimizi de tanıyalım. Öncelikle burada Diyarbakır Bağlar'da mı 15 yıldır faaliyetteyiz? Yok, farklı ilçelerde de bulunduk. Farklı mağazalarda da hem eleman olarak da çalıştık. Şimdi de kendi mağazamızı işletiyoruz ama yaklaşık 4 yıldır aynı lokasyonda bulunuyoruz. 4 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Buradaki ürün çeşitlerimizi, gruplarımızı, hangi kesimlere hitap ettiğimizi biraz konuşalım istiyorum sizlerle. Ürünlerimizi detaylıca bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Tabii ki. Cep telefonu, tablet ve cep telefonları üzerinde kullanılan aksesuarlar üzerinde ürün gamımız oldukça geniş. Kesim olarak öğrencilerde işte okul için daha çok tablet, yine öğrenciler için özellikle pandemiden sonra elektroniğe bir rağbet arttı. Cep telefonları ve tabletleri her kesime uygun şekilde belli bir ürün gamı üzerinden belli tutarlar karşılığında satışa sunabiliyoruz. Normalde kredi kartı olayında herhangi bir taksitlendirme yok iken en azından bulunduğumuz kurum yani Türksel firması adı altında hatlarının kendi üzerlerinden de taksitli bir şekilde alma imkanı sunuyoruz. Aksesuar özelliklerimiz de yine bu şekilde devam ediyor. İşte şarj grupları, kılıf veya ekran cam koruyucuları da her telefonun veya her modele ait en azından 2 veya 5 tane model bulundurmak zorunda kalıyoruz. Buna istinaden de bu şekilde stoklarımızı kontrol ediyoruz. Yani aslında çok birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve elimizden geldiğince müşterilerimize bütçe konusunda yardımcı olabiliyoruz. Kredi kartı kullanılmazken biz burada kredi kartı da kullanabiliyoruz diye aktaralım. Gerçekten çok güzel. Tabii öğrencilerimiz şu anda tablete biraz daha meyilliler ama Eren Bey. Peki yurt dışı satışlarımız var mı? Yani yurt içi ve yurt dışı satışlarımız var. Bunun olmasının sebebi de e-ticaret dediğimiz platform üzerinden kullanıma devam ediyoruz. Bazı platformlarda işte N11, Trendyol, Turkcell, Passage gibi hatta Amazon'la şu an görüşmemiz devam ediyor. Bu tarz platformlarda satışlarımız devam ediyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin her yerinde Diyarbakır'da işte Bağlar ilçesinde bulunuyorken bir anda Türkiye'nin tamamını açılmış oluyoruz. Yine uygun fiyat üzerinden ve güven üzerinden her müşterimizin memnun edebilmek açısından yine sloganımız bu şekilde devam ediyoruz. Tüm bütçeye de hitap edebiliyoruz. Aynı zamanda pazar yerlerinde de işbirliklerimiz var. Amazon'la görüşüyoruz dedik. Yani tüm pazar yerlerinde girişlerimiz mevcut aslında. Evet, inşallah daha da ileriye gitmek istiyoruz. Belli ölçülerde işte belli kendi kesimimize, kendi bütçemize göre büyümeyi hedefliyoruz tabii ki. Büyüyeceğimize eminim ben de. Zaten büyümüşüz. Hem böyle bir işletmede hem pazar yerlerinde olmak bizim de markalaştığımızı gösteriyor diyoruz. Eren Bey, üretimlerimiz var mı? Yani özel üretim yapıyor muyuz? Yani üretim şimdilik yok. Düşünüyoruz açıkçası ama şu an sadece distribütörler üzerinden sertifikalı ve garantili ürünler üzerinden devam etmek zorundayız. Toptan olarak ürünleri alıp son kullanıcıya hitap edecek şekilde satışa sunuyoruz şimdilik. Şimdiki mağazamızla beraber toplamda 2 mağazamız var. Yine aynı ilçede ve farklı yerlerde farklı kesimlere hitap edebilmek için belki 3. şube ya da 4. şube bu bahsettiğimiz e-ticaret üzerinden ilerlersek bu da olabilir tabii. Bunu da düşünebiliriz diyoruz. Siz gerçekten sektörde ün kazanmış bir isimsiniz. Yani tek bir işle bağlantılı kalmıyor Eren Bey. Aslında birçok alanda tek tek hepsine basamak basamak ilerleyip işlerimizi daha çok büyütmeyi hedefliyoruz. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur. Aynen öyle.
Peki bu müşteri memnuniyet ve kalitesini nasıl sağlıyoruz? Yani müşteri kalitesi şunda, yani tamamen biz odaklı aslında. Biz tamamen empati yaparak ilerliyoruz. Biz de bir yere alışverişe gittiğimizde nasıl karşılanmak istiyorsak biz de burada müşterilerimize öyle karşılama sunuyoruz. Tıpkı bir evimize gelen misafir gibi içeriye girdiğinde hoş geldinizle, tıpkı uğurlarken gibi de hoşça kal diyerek uğurluyoruz. Bu da karşı tarafa güven veriyor. Sattığımız ürünlerin de arkasında durunca, garanti veya satış sonrası hizmetinde de arkasında durunca bu zaten bir sirkülasyon halinde devam ediyor. Aslında ne kadar da güzel aktardık. Eren Bey, en büyük farkımız nedir bizi diğer işletmelerimizden ayrı kılan? Neden tercih edilmeliyiz? Yani aslında az önce bahsettiğim konu tamamen bu odaklı. Tamamen güven. Karşı tarafa ulaştırdığımız hissiyat önemli. Satış sonrası hizmette de arkasında durabilmek önemli. Diğer sektörlerde, yani aynı sektörde bulunduğumuz diğer firmalara göre ayrımımız da hem ürün çeşitliliğimizin fazla olması hem de çok daha fazla Türkiye geneline hizmet sunuyor olmamız. Bu da bize ayrı bir tecrübe katıyor açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman bu krizi nasıl yönetebiliyoruz? Yani çok fazla bu sektörde bulunduğumuz için aslında çok fazla problemle karşılaştık. Bunları da kendi tecrübelerimizle o anki koşullarla işte kırmızı alarm üreterek çözdük. Ya da bir başkası nasıl çözüyorsa onu iyi deneyimledik. Zaten biz buna oryantasyon eğitimi diyoruz. Aynı sektörde farklı bir mağazaya gidip o mağazada bu işler nasıl yürüyor? Önce bunları inceliyoruz. Daha sonra onları burada kendi müşterilerimize uyguladığımız için çok bir problem olmuyor açıkçası. Gözlemliyoruz önce ve bu hususta da müşterilerimiz için elimizden gelen her şeyi de yapıyoruz diyoruz. Bravo da diyoruz aynı zamanda. Eren Bey, buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz ve bu zamanda böyle bir işletme açacak yeni genç girişimci adaylarımıza, arkadaşlarımıza nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Yani öncelikle tavsiyem şu olacak, işlerini öncelikle severek yapabiliyor olmaları, iyi araştırıyor olabilmeleri, en iyi ürünü en iyi fiyata müşteriye ulaştırabilmek önemli. Dediğim gibi elektronik cihazlarla uğraştığımız için de satış sonrası hizmetinin aslında burada en büyük detayı olduğunu söyleyebilirim. Bunların takibini iyi bir şekilde yapabilirse herkes bu işi fazlasıyla başarabilir. Eren Bey, vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İletişim dedik değerli izleyicilerimiz. Hayatımızın her alanında bulunması gereken iletişimden bahsettik bugün. Aynı zamanda iletişim derken tabii buradaki faaliyet ve hizmetlerimizi de konuştuk. Birçok alanda faaliyet gösteriyoruz dedik. Diyarbakır Bağlar'daydık. Bir sonraki durağımızda görüşelim diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.